Evet efendim, kum saatini çeviriyoruz. Kumlar dökülürken zaman geçiyor, kumlar bitince zaman bitiyor. Sevgili izleyiciler, önce bu Batı'nın icadı olan katliamlı milyonlarca insanı önce kültürlerini, dillerini, kimliklerini, sonra da kendilerini yok ederek gelen Batı usulü sömürgeciliğin 1500 yılından beri tarihçesinden bahsettim. Şunun için bahsettim. Çünkü bugün olan olaylar onun aynen tekrarı ve devamı olarak görünüyor. Önce İspanyollar, İspanyol İmparatorluğu. Arkasından 1600'lerde, 1700'lerin başlarında Hollanda İmparatorluğu, ondan sonra İngiliz İmparatorluğu, 19. yüzyılda kuvvetli, 1920 yılında aşağı yukarı aslında içinden iflas ediyor, çöküyor. Tabii bu Türkiye'de de nedense pek söylenmez, bilinmez. 1920 yılı bizim için çok önemli. Ve o yılda İngiltere ne durumda olduğunu biraz bilmenin faydası var. Ama sonra bütün sömürgelerin elinden alınması da 1945'te bir İkinci Dünya Harbi'nin bitmesiyle oldu. Bunları söyledik. Ve ondan sonra İngiltere zaten kolu kanadı kırık, hiçbir şey üretmeyen, sadece işte Tarzan İngilizcesi dediğimiz 250 kelimiz köle dilini ihraç edip ondan para kazanan kendi lafları. Yani güvercin İngilizcesi diyorlar onlar. Ve bugün Avrupa Birliği'nin de içinde ajan ülke olarak görülen, yani Avrupa Birliği ne aykırı olan içinden birçok bakımdan bir ülke. Ve hatta Avrupa'nın paryası diyebiliriz. Şimdi ondan sonraki imparatorluk malum. Önce imparatorluk demiyorlardı ama dünyanın birçok ülkesine, Türkiye'de başta olmak üzere, kurdukları, aldıkları askeri üslerle zaten bir üsler imparatorluğu haline gelmişti. Azmanistan dediğim Batı'nın batısı ülke. Yani Türkiye'nin 1945'ten beri patron ülkesi, patronu maalesef. Şimdi önce imparatorluk lafı etmiyorlardı çünkü 45'ten itibaren, ben tabii 45'te ilkokuldaydım ve birdenbire bir her tarafa Amerikan askerleri sardı Ankara'da. Dedik hayret, biz 2. Dünya Harbi'ne girmedik, harbi de kaybetmedik. Nasıl oluyor da Amerikan askeri işgali Ankara oluyor? Ben Ankara'nın ortasındayım, her taraf Amerikan askeri. Şehrin ortasına büyük bir askeri üs kuruldu Bağdat'ta. Ve o zamanki ya yapıp bitmişti ya yeni yapılmaktaydı. Şimdiki meclis binasının bahçesine, bahçe duvarın içine, meclisin tam yanına askeri karargahı kuruldu. Birdenbire bizim polislerin, askerlerin filan kıyafetleri değişti. Bizim polislerin yeni giysilerinde şuraya bir tane kovboy filmlerindeki gibi şerif yıldızı takıldı. Vay anasına dedim ilkokulda kendi kendime. Çünkü kimseden bir ses pek çıkmadı. Ses çıkaracaklar zaten yine zamanında temizlenmişti orada burada. Allah rahmet eylesin. Onun için dedim ya biz Kurtuluş Savaşı'nı niye verdik? Burası sömürge olacak dedim. Tabii az söylemişim. Sömürgeyi çoktan geçti de. Neyse. Şimdi imparatorluk hafı edilmiyordu o zaman Azmanistan'da. Çünkü orada
Yumuşak Güç Yöntemi adını koyduğum şu ilerisi için kitabımda. Yeni çıkanlardan. Yönteminde öyle bombalar atarak askeri bir şekilde bir ülkeyi fethetmek yerine ince oyunlarla insanlar dost postunda gelerek bir ülkeyi içinden kılcal damarlarına kadar yavaş yavaş alıştıra alıştıra fethetmek usulü kullanıldı. Tabii şimdi böyle bu yöntem kullanılırken ve en etkili olduğu ülke tarihte işte bu yakın tarihte de belki bütün tarihte bu yöntemin en etkili olduğu ülke anlaşılan Türkiye'dir. Ve bugünlere geldik. Şimdi bu ince oyunlar yapılırken işte için için altını oyarken İngilizce ile eğitim yapan okulları İngilizlerle beraber başlatarak 1953'te dilini yok etme faaliyeti yürütülürken sonradan bir takım sahte mezhepler icat edilerek milletin inançları bozulmaya ve misyoner faaliyetlerine zemin hazırlamaya başlanırken, yani Hristiyanlaştırmak açıktan değil de yavaş yavaş bir o misyoner okulları, sonra onların yerli misyoner okulları daha tehlikelisi ile bir taraftan da işte sahte mezhepler türeterek direncini kırarak bağışıklık sistemini, muafiyet sistemini bozarak insanları her şeye eyvallah der, hiçbir şeye aldırmaz, vatan millet kavramını hatırlamaz, vatanın şehit kanlarıyla toprak sulanmış toprak olduğu kavramını bile unutan ve bir hale yavaş yavaş getirildi Türkiye. Ve onun için zaten daha bundan en az 30 yıl önce dedim ve yazdım ki, bu şeyin başlığı da öyle. Türkçe giderse Türkiye gider. İki DVD'li film gibi. Müzikli filan yapımcısı Dilek Sinanoğlu. Efendim, yani kitapçılarda. Dedim ki Türkçe giderse Türkiye gider. Sebebini de neden gider dedim. Çünkü dedim bu yabancı dille eğitimle yani sen Türk tarihini bile, Türk edebiyatını bile İngiltere'den ithal edilen pahalı pahalı İngilizce kitaplardan Türk edebiyatını ve Türk tarihini okursan İngilizce olarak. Ayrıca her dersi de böyle bir dili biraz anlayan kendi milletinden birisi çocuklarına, aynı milletin çocuklarına derin kavramları fiziğin mesela başka bir dilden anlatmak suretiyle milleti hiçbir şey anlayamaz ve düşünemez hale getirirse, ki bunların başka ülkelere de yakın ve eski tarihte uygulandığını da Bay Bay Türkçe kitabında uzun uzun anlatmıştık. Eğer böyle olursa, hele bu yabancı dille eğitim, yani Tarzanca eğitimi anaokuluna kadar inerse, tarihteki misaller de gösteriyor ki bir buçuk nesil sonra hem o ülkenin dili ama bütün kültürünü, geleneğini, inançlarını, kimlik hissini, tarih bilincini yok taşıyan toplumun gönlü dediğim kültür de gider. Ve o zaman dedim bu ülkede vatan topraklarını hatta bedava olarak tapularını yabancılara verecek tinetteki kişilerin sayısı çok artar dedim. Ve nitekim yıllar sonra bu gerçekleşti. Tabi bu hükümetten falan bahsetmiyoruz. Hiçbiriyle alakam, yani ilgilenmiyorum. Çünkü aşağı yukarı bir şey değişmez. 45'ten beri. İki seçim öncesi üçlü hükümette teslis hükümeti diyebiliriz. Hani biraz şaka olsun diye. Hani sağlı sollu, cepli, ortalı falan. Hükümet zamanında dışarıdan gelen
dört tane karına tasarıya bir gece 550 milletvekili çeşitli fırkalardan imzayı basarak yabancılara da işte tarım arazileri, ormanlar, madem ne varsa tapular verilir, verilebilir. İki hafta içinde verilecek. Hatta buna itiraz edecek, bu işi geciktirecek, zorlaştıracak Türkiye'den birileri çıkarsa eğer haklarında kanuni takibat yapılacaktır yazıyor 4. kanunun sonunda. Ki sömürgelerde bile böyle yasalar çıkmamıştır. Dedik ki ya şimdi bu da, bunlar da imzalandı. Ondan sonra o hükümetin herhalde görevi zaten bunları imzalayıp oradan çekmekti onları. Çekildiler. Ondan sonraki gelen hükümetler, iki hükümet aynı fırka, bunları daha yoğun bir şekilde uygulamaya koydu. Yoksa asıl başlatan o üçlüydü. Yani solumsu, sağımsı ve ortamsı üç fırkanından oluşan hükümeti hatırlarsınız. Şimdi dolayısıyla tapular verildi. Sonra efendim işte dünya küreselleşti, ne varmış? İşte birkaç almış gelmiş Alanya'da ev almış ya daire almış. Ne var ki filan. Ama sonra büyük tarım arazileri her tarafında Türkiye'nin memleket tapuları da işte mesela yabancı şirketlere teslim edilirken evet işte biz bunları yazdık, çizdik, konuşmalar yaptık ama nihayet birileri de gidip şeye sormuşlar o zaman birkaç sene önce tapu genel müdürüne. Efendim çok az zaten demiş. Ne olacak demiş işte %1-2 filan. Yani o sahillerde ev alan yabancılar filan. Peki demişler o büyük araziler filan ne oluyor? Yabancı şirketlere verilen, hatta bedava verilen tapuları. Efendim demişler onların kaydı tutulmuyor. Yani şimdi araştırırsam bulamıyorum ama yani tabii o zaman da düşündüm ki bu ilk çıktığı zaman veya sessizce çıktığı zaman şimdi bunlara istinaden Türkiye'nin yabancılar ve yabancı ülkeler tarafından bedavaya yağmalanması zaman alır. Öyle ya. Yani diyorsun ki birine gel kardeşim benim işte malım mülküm ne varsa bir kısmını iste sana vereyim. Mesela şimdi sen geleceksin ama mesela birkaç tanesi sana vereceğim, birkaç tanesi başkasına vereceğim. Dolayısıyla sen gel bakalım. Onun gelip de bakması, acaba şurayı mı istesem, burayı mı istesem, hangisini alsam falan gibi incelemesi zaten birkaç sene sürer. Dedik. Ondan sonra toprağa, malı mülkü elinden alınanlar önce bir ya ne oluyoruz filan diyecek. Tabii basın yayında bunları yazmayacak ayarlı. Ondan sonra da bu işin gidişatı çok kötüdür dedik. Ve nitekim öyle de oldu. Ama bir taraftan da şimdi bütün bunlar olurken bunları tezgahlayan ülkelerden başında gelen mesela Azmanistan imparatorluktan bahsedemezdi. Çünkü bu işler kandırarak halkları yapılıyordu. Ama son 8 yıldır yani Çalı'daki kuş zamanında başkanları vay işte imparatorluk falan demeye başladılar. İşte Roma imparatorluğu var. Ondan sonra en büyük imparatorluk biziz filan diye böbürlenmeye başladılar. Tabii geçen sefer de söyledim. Böyle bir devletin başındaki birisi kalkıp da biz şöyle büyük imparatorluğuz, tarihte görülmemiş muhteşem imparatorluğuz, şöyleyiz, böyleyiz demeye başladığı anda bilesin ki çok yakında birkaç yıl içinde orası batacaktır. İşin tabiatı icabı. Çünkü onu içinden, şuur altından falan hisseden ancak onu kendisine telafi etmek için, kabul edemediği için batacağını böyle laflar söylemek zorunda hisseder kendini. Ve nitekim böyle de oldu. Ve şimdi sonra yavaş yavaş bu bütün 1500'den beri gelen batı tipi sömürgeci ve katliamcı imparatorlukların nasıl kısa sürede sivrilip ondan sonra çok kısa sürede 10 senede, 20 senede, en fazlası 50 senede
nasıl batı verdiklerini, çöktüklerini anlattım. Şimdi burada en önemli olaylardan başında gelen bir şey, o ülkenin iktisadının sanayiye, tarıma, herhangi bir çeşit gerçek üretime dayalı olmaktan çıkarak parasallaşması. Yani çünkü zenginlik gerçek gelir bir şeylerin üretilmesiyle olur. Dedim fizik kanunu bu. Ama onun parasallaşması olayı, sonra o üreticilerin rahata alışması, üretim yerine önce ellerinde mevcut birikmiş olan parayı kendi aralarında ve sonra başka ülkelere borç vermesi, sonra borç senetlerini birbirine satması, başka ülkelere satması şeklinde, yani sırf mali işte dümenlere dayalı bir iktisat şekli ortaya çıkar. Ve bu imparatorlukların hepsinde, bugünkü dahil, mesela İngiliz misali, İngiliz 1915'e kadar, 18'e kadar milli gelirin %80'i büyük sanayi üretiminden, her çeşit üretimden ve ihracattan gelirken, sonra tam çökeceği sıra üretimin, her türlü üretimin gayri safi milli hasılalarındaki oranının %80'den %10'a düştüğünü görüyoruz. Gerisi hava civa, kağıtları birbirine alıp satmak, başkalarını akışlamak. Şimdi o zaman da kuvvetli, en kuvvetli devlet hangisiyse, başkaları var ülkelerdeki yatırımcılar veya devletler, o kuvvetli devletin sattığı tahvillere, hisse senetlerine, bilmem nelerine, borç senetlerine filan, hani yatırım yapıyoruz zannedip, güvenilir zannedip o ülkeyi alırlar. Ama sonra bakarlar ki arkasında bir şey yok, borç çıkıyor. Ve ondan sonra zaten itimat sarsılınca onları da kimse almaz olur. Almayınca bu sefer, bu ara kendi kaynakları bütün bu coşku esnasında, bu imparatorluk tipi olanlar birçok ülkede saldırıları, zulümleri, işgalleri filan arttırırlar. Hepsinde böyle oldu. Yani son canhıraş bir aman biz ne büyüyüz havasına kendilerini ve başkalarını inandırmak için. Ondan sonra da bu sefer ellerindeki birikim, birikmiş para ise o da tükenir. Ondan sonra bunlar borç almaya başlarlar. Ve bu borçlar hızla büyür. Bütün bu imparatorluklarda saydığım aynı olmuştur ve bugünkünde de aynısı olmuştur. Ve nitekim böyle oldu. Ve son en az 10 yılda bir bakıyoruz ki yani 40 sene evvel Amerika'nın da gayri safi milli hasılası, milli geliri %80 her türlü üretimden, tarım ve sanayi gelirken bir bakıyoruz ki son 10 yılda bu katkı, gerçek üretim katkısı milli gelire %5'e 10'a iniyor en fazla. Onun yerine %40 falan bu parasal oyunlar geçiyor. Tabii bunun başını çeken eskiden Londra borsaları, Londra'daki bankerlerdi. Sonra bu da 45'ten sonra yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı New York'a, Wall Street'e geçti. Wall Street denen semti şeyin, New York'un ve oradaki birkaç tane büyük banka, banker. Ve bunlar da bol miktarda kaynakları tükendikçe borç aldılar. Ve son 10 yıldır zaten Amerikan iktisadı ancak Çin'den aldığı borçlarla ayakta duruyordu. Nedense bunlar da Türkiye'de pek duyurulmadı. Gerçekten öyleydi. Şimdi tabii bir de 1970'lerin ortalarına kadar başka ülkelerde olduğu gibi, yani hepsi aynı bu süreçlerden geçti batarken, ama 70'lere kadar resmen Amerikan parasının, dolarının arkasında altın vardı, gümüş vardı. Nitekim o zamanki dolarların üstünde, ben de gayet iyi hatırlıyorum, ve doların üstünde diyordu ki bu banknot to
şu kadar altına tekabül eder. İsteyen bunu götürüp bankaya veya Merkez Bankası gibi olan özel bankaya, meğersem o da özelmiş, devletin zannedilen, Federal Reserve, oraya götürüp bunun karşılığı altını alabilirsin. Ama sonra Vietnam Harbi'nde filan Amerika'nın altını çok azaldı. Ve bu ara basılan kağıt paralarla, dolarlarla Avrupa'nın her tarafını satın almakta olan, 1945'ten beri Amerika'ya kafası bozulan Charles de Gaulle Fransa'da en nihayet dedi ki ben bu ortalığa yığdığım bu kağıt para dolarların karşılığı altını isterim deyince yok verse batacak, yok yani hatta verse sonra batacak ama bir de yok üstelik o kadar. Dolayısıyla Nixon, Kissinger doların arkasındaki altını kaldırdılar. Olunca bir sınırlama olmadan istediği kadar para basabilir hale geldi. Bu demektir ki ne kadar çok para basılırsa o kadar senin cebindeki para ya bankaya koymuş olduğun paranın değeri o oranda düşer değeri. Ve bu oldu. Fakat bu ara taş yağı, neft, petrolün öneminden bahsettim geçen sefer. Şimdi tabii önceleri 45'e kadar filan Amerika'nın kendi petrol kaynakları da vardı. Fakat bir taraftan petrole dayalı ulaştırma, ısıtma vesaire sanayi tüketim arttıkça bu kaynaklar da zaten tükenmeye başladıkça çünkü petrol hani yerden devamlı fışkıran bir şey değildir. Kullanırsın kullanırsın biter. Dipte bir havuzu vardır biter. Azaldı ve yani yarısına falan ancak yeter yahut yetmez hale gelmeye başladı. Fakat asıl büyük kaynaklar malum Suudi Arabistan'da ve Körfez ülkelerindeydi. Birleşik Emirlikler, Arap Emirlikleri vesaire. Oralardan almaya başladı. Fakat oralar herkes onu işte Arapların Marapların zannetse de aslında oraları o devletçikleri de biliyorsunuz Osmanlı'dan kopardıktan sonra hilelerle Arapların da bir kısmını kandırarak size bağımsız devlet vereceğiz numarasıyla kandırarak İngilizler kurmuştu. Krallarını da İngiltere'de Exeter Casus Üniversitesi'nde yetiştirip oraya koymuştu. Sahte krallarını. Evet, o da bu tabii o olay devam ediyor bugün de değişik ülkelerde. Neyse. Fakat bunlara dedi ki işte senden petrol alacağım. Karşılığını dolarla ödeyeceğim. İki anlaşma yaptı. Geçen sefer anlattım biraz. Bir tanesi petrolü bana satacaksın. Karşılığında dolar vereceğim sana. Kağıt. Arkasında bir şey yok. Ama ikinci kısmı önemli. Bu dolarları sen getirip benim bankalarıma koyacaksın. Benim devlet tahvillerini alacaksın. Yani sana verdiğim dolarlar dönüp bana gelecek. Suudi Arabistan'a böyle bir şeyler imzalattılar. Zaten yani kendi İngiliz ve sonra Amerikan güdümünde sahte krallar filan. Ayrıca o Suud kralları nedir? İngilizlerin 250 sene evvel Osmanlı Devleti'ni içinden bozmak, yıkmak için uzun vadeli 250 yıllık planla başlattıkları sahte Vahabi İngiliz Hefner'in büyük casusları İngiliz sarık giyip Müslüman oldum deyip İstanbul'a, Bağdat'a, Türk şehirlerine gelip oralarda büyük faaliyette bulunan 20 yıl ve onun sonunda Vahabi mezhebini kurduran Hefner bu sahte Vahabi mezhebini kurdurdu ve bir gün Abdülvahap mıydı neydi işte onun başındakine dedi ki ya sen çok büyük adamsın yani senin kıymetini bildiklerinden daha da
büyük bir adamsın. Sen peygamberliğini ilan et gibi bir laf etti. O da dedi ki ya nasıl olur? Ya sen merak etme biz seni destekleriz filan. Şimdi aynı olayı Hindistan'da, o zaman tabii Pakistan diye ayrı değil. Hindistan, Pakistan yani Hint Yarımadası'nda, alt kıtasında. Orada da bir Ahmedi mezhebi kurdu. Orada da bir Ahmet buldu. Ümmiymiş sözüm ona. Yani okuma yazması yokmuş. Orada da aynı olayı yaptı. Bir sahte Müslüman mezhebi kurdu. Ve bir gün ahali bir bakıyor ki bu ümmi olan, okuması yazması yok adam, muhteşem bir Arapçayla dini laflar paralamaya başlıyor. Kitabı var filan. Vay arasına diyorlar. Bizde de böyle bir gelenek vardır ya, hani efsanevi olarak böyle büyük dervişler, veliler filan ümmidir falan denir. Yunus Emre için de denir. Belki aslında ümmi filan değildi. Yani onun gözünde iyice büyütmek için. İşte bak okuma yazması bile yoktu ama demek ki vahiy geldi yani gibi ima edilerek. Dolayısıyla orada da Ahmet bir gün muazzam böyle Arapça falan bir dini bir şeyler paralamaya başlıyor. Herkes diyor bu ümmi adam, demek ki bu yani buna vahiy geliyor. Ha meğersem bu Arapça metinler İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin Arap İşleri, Arabistan var, Arap İşleri kürsüsünde yazılmış. Buna da ezberletilmiş filan. Yani şimdi Vahap'la da öyle oldu ve Vahabi mezhebi kuruldu. Ve Vahabiler oraya da bir tabii İngiliz desteğiyle filan artınca isyan çıkarıp gaye oydu zaten. Hicaz'ı Osmanlı Devleti'nden kopardılar ki orası İslam'ın kalbi. Ve ne oldu? İlk yaptıkları işte oradaki 500 bin Türk'ü kesmek. Şimdi bu Suudlar da işte onların torunlarıdır. Bugün de Mekke'ye onlar hakimdir. Mekke'nin bugün tabii garip hikayeler var oradaki durum hakkında. İşgal kuvvetleri falan. Neyse. Yani bu işler böyle hep derinden gider. Şimdi dolayısıyla bu ince oyunlar olurken imparatorluk lafı edilmez ama sonradan edilir. Ve işte tabii çöküş başlayınca başlamanın ilk alameti bu iktisadın da artık kaynaklarının da tükenmesi, oraya buraya saldırmaktan vesaire ve parasallaşması iktisadın. Hepsini de görüyoruz. Amerika'da da görüyoruz. Şimdi bu ara en son, şimdi burada başka bir olay daha var. Hangi ülke en güçlüyse, en büyük imparatorluksa filan, onun parası en değerli olur. Kendisi sağlam olduğu müddetçe. Ve hatta onun parası, hele böyle altının olmadığı bir dönemde, altının paradan koparılmış olduğu dönemde, onun parası herkesin mihenk taşı haline gelir. Her ülkenin merkez bankaları o parayı döviz olarak biriktirir. Ve nitekim İngiliz İmparatorluğu döneminde, ki çok sürmemiştir, İngiliz sterlini öyle bir paraydı. Uluslararası para haline gelmişti. 1945'ten sonra da dolar o vaziyete geldi. İşte harbi kazanmış, ortada tek bir çok almış. Rusya'da vardı da işte onu da abarttılar falan. Aslında o kadar da değilmiş meğersem. Dolayısıyla birçok ülke döviz olarak dolar biriktirdi. Zaten bol kağıt dolaşıyor ortalıkta. Basıp duruyor Amerika oraya buraya. Ondan sonra ve parasının değerini altın arkada kalmadığı için dolara endeksliyor. Yani dolara izafeten kendi parasının değeri ona göre değerleniyor. Ona bağlanıyor. Tabii Türkiye'de de bu oldu. Dolar üzerinden çalışan bir ülke oldu Türkiye. Şimdi bu durumda ama bunun devam etmesi, o ülkenin iktisadi gücünün devam etmesine, çökmemesine, iflasa yaklaşmamasına bağlı ve o doların gücü de altın yerine petrole bağlı olmaya başlıyor. Petrodolar deniyor hatta. Fakat şu anda
dolar dünyanın önemli uluslararası para olması niteliğini şu anda neredeyse kaybetmiştir. Çok birkaç yıl içinde tamamıyla kaybedecektir. Ve dolayısıyla o imparatorluk çökmüştür. Birkaç hafta önce de kendi milletine de yapılan mali oyunlarla hepsini borçlandırarak sonra da borçların karşılığını ellerinden alarak birikimlerini yok ederek soyulmuştur. Ve şimdi bir sonraki görüşmemizde bunu daha açıp bugünkü durumu izah etmeye çalışacağım. Hepinize esenlikler diler. Hoşça kal derim. Ve kum saati kum boşaldı. Vakit çok geç.